Peki ayak şişliğini önlemek için sırt ağrılarım da oluyor. Ayaklarımı koltuğa yukarıya kaldırarak dinlendirme yapsam da sırt ağrılarım daha çok bu sefer ön plana çıkıyor. Sırt ağrısı ve ayak şişmesi beklediğiniz bir süreç mi hocam? Fazla kilo olan gebelerde özellikle ayak şişlikleri daha fazla olur. Ellerde ve ayaklar şişmeye başlar çünkü vücut biraz o fazla gelen kiloları taşıyamamaya başlar. Eğer çok ciddi bir kilo artışı yoksa, işte düzenli besleniyorsa, günde yarım saat dediğimiz gibi yürüyüşlerini yapıyorsa, bol sıvı tüketiyorsa fazla ödem olmuyor. Ama genellikle böyle işte 10 kiloları aldığımız kilolar geçmişse 15-20'ye kadar bazen çıkabiliyor. O kilolar fazla olan kilolara vücudun verdiği bir reaksiyon. Taşımıyor bir Bileklerimiz anlamda taşımıyor. değil mi Aynen hocam? öyle. Ayak bilekleri o ağırlığı taşıyamamaya başlıyor. Bileklerde ağrı oluyor. Özellikle ayak sırtlarında şişlikler olur. Bunlar normal kabul ediyoruz ayak üstünde olanları ama bacak üstünde ödem varsa böyle parmağımızı basarak kontrol ederiz onu da. O şişlikler önemli hastalıkların habercisi olabilir. O zaman mutlaka hekime başvuracaklar. Ama ellerdeki, ayak sırtlarındaki şişlikler genellikle biraz aldığımız fazla kiloların etkisi olabilir. Fazla yorulmaktan da hani çok fazla bir gün yürüyüş yapmıştır. O zaman ayaklar biraz şişebilir. Yani gün içinde günün yorgunluğunu atmak için az önceki izleyicimizin söylediği gibi ayakları hafif yukarıya doğru kaldırıp istirahat etmek iyi bir çare. Tuzlu suyun faydası var mıdır? Soğuk su ve tuzlu suyu dinlenme açısından Uygulamak mı? evet. Ayakların içine İçine koyarak mı? koyarak. Evet olabilir tabii ki. Faydası O da olabilir. olabilir. Onun haricinde tuzlu yemekten kaçınmalılar. Sıfır tuz demiyoruz gebelik döneminde. Mutlaka tuz alımı olacak ama ekstra her şeye tuz atmak çok Ezberi. doğru değil. Evet, o fazla tuzdan kaçınılması önemli. Sırt ağrıları, işte kemik ağrıları dediğim gibi onlar birazcık vücudumuzun kalsiyum depolarıyla, vitamin D vitamin depolarıyla alakalı. Onlarda eksiklikler olabilir. Onlar tetkik edilmeli. Eğer çok dayanılmaz sırt ağrısı, bel ağrısı, işte bacak ağrısı çekiyorsa onlardaki eksiklikler gerekli ilaçlarla takviye edilmeli.